Brandon Greene'i eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Sıradan bir fotoğrafçılık kariyerinden izlediği basit bir film sayesinde çıkmış bir adam kendisi. İşte bununla birlikte tarihte ilk defa Brandon Greene'in kaderi Daybreak adındaki bir stüdyoyla kesişti. Babanın kemik... Arkadaşlar... Fuck! İçeride adam çıktı. Kiss your mother with that fucking... Innocence! Brandon yeni bir akım yarattığını fark etmişti ve bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Hikayenin en sonunda bunu gerçekten başardı. PUBG gibi bir yapım ortaya çıktı. Ama bugün konumuz PUBG değil. PUBG'nin abisi. Benden uzun zamandır istediğiniz H1Z1'in batış hikayesi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Başlamadan size İtopya'nın süper cuma fırsatlarından bahsetmek istiyorum. Her şeyin fiyatının arttığı bu dönemde sisteminizdeki eksikleri, klavye, mouse, kulaklık, aklınıza hangi ürün geliyorsa giderebileceğiniz harika bir fırsat bu. İtopya.com'da bu aya özel mükemmel indirimler mevcut. Herkesin bütçesine uygun ve ihtiyacınız olabilecek ürünleri açıklamadaki linkten indirimli şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. İtopya'ya bana sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Tarihler 2013 yılını gösterdiğinde Arma 2'nin satış rakamlarında inanılmaz bir yükselme yaşandı. Bunun nedeni Arma 2'ye özel olarak tasarlanmış bir içerik olan DayZ isimli bir moddu. Evet, bildiğiniz DayZ. Bu mod zombiler tarafından istila edilmiş Arma 2 dünyasında hayatta kalan insanları konu alıyordu. Arma 2 için 2013'te duyurulan DayZ adındaki bu mod Brandon'ın da karşısına çıkmıştı. Aşırı beğendi. Bir hafta içerisinde 40 saate yakın oynadı. Aynı dönemde Brandon Koshun Takami tarafından 99 senesinde piyasaya sürülmüş Battle Royale isimli kitabı uyarlama filmini seyretmişti ve çok etkilenmişti. Bu Battle Royale olayı size şu an çok sığ gelse de o dönem için gerçekten farklı hissettiriyordu. Ardından Brandon, Arma 2 ve alt modu DayZ içinden tasarımları kullanarak bir Battle Royale modu çıkartmak istedi. Ve kısa süre içerisinde şu bilgisayarla ve şu odanın içerisinde modu geliştirdi. Dönemin en ünlü modlarından birisini yaratmıştı. Brandon öyle bir şey başarmıştı ki hem Arma 2 hem de DayZ o dönemin en popüler yapımlarından birisi haline geldi. Tarihteki ilk Battle Royale haritası aynen şöyle görünüyordu ve işte bu her şeyi değiştirecekti. Brandon'ın Arma modlarına getirdiği ilgi sayesinde yükselen DayZ tamamen bağımsız bir yapım olarak çıkma kararı aldı. DayZ dönemin en ikonik zombi hayatta kalma oyunuydu ve inanılmaz yükseliyordu. İvme yakaladığı dönemde Sony'nin bir alt kuruluşu olan Sony Online Entertainment çıkarttığı Matrix Online, Star Wars Galaxies gibi globalde çok satan oyunlarına ek olarak bir de dönemin popüler modu DayZ gibi bir oyun yapmak istedi. Ancak buna ayıracak paraları yoktu. Sony'den bütçe istediler fakat reddedildi. Sony'nin yeni oyun istenme sebebi aslında çok farklıydı. Bir önceki videoda George Hotz'un 2009 senesindeki ilk PlayStation 3 hack'ini anlatmıştım. İzlemeyenler mutlaka o videoyu da izlesin. İşte o sızıntı sonrasında diğer hack grupları Hotz abimizin yöntemini kullanarak PlayStation kullanıcılarının verilerini sızdırmayı başarmıştı. Sony ise yaşanan bu sızıntıyı birine yıkmalıydı. Tüm suçu Sony Online Entertainment'a atmışlardı. Ve bu mevzular yüzünden yeni bir oyun serisi fikrine hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Sony Online Entertainment alınan bu karardan memnun olmadı. Sony tarafından her konuda yalnız bırakılmışlardı. Kendilerine Sony dışında yabancı yatırımcılar aramaya başladılar. Birkaç ay sonrasında aradıkları para babalarını bulmuşlardı. Bu yatırımcılar Sony'den Sony Online Entertainment'ı satın aldılar. Şirketin ismini Daybreak Game olarak değiştirdiler. Ve böylece önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Artık tüm oyun piyasasını değiştirebilirlerdi. 2014 yılında çalışmalara başlayan Daybreak yazılımcıları oyunun hayatta kalma kısmının yapım aşamasına başladılar. Oyunun zombi kısmının planlanması kolay oldu çünkü önlerinde DayZ gibi bir örnek vardı. Ama aynı zamanda farklı bir şey yapmak istiyorlardı. H1Z1'e Battle Royale modu ekleyeceklerdi ve bu nasıl yapılır bilmiyorlardı. Daybreak bu noktada Battle Royale'in ilk geliştiricisi olan Brandon'ı günlerce teklife boğarak bünyesine katmaya çalıştı ve sonunda başardı. Şirket içerisinde Brandon için ek bir takım daha oluşturuldu ve Battle Royale kısmı geliştirilmeye başlandı. Ardından oyuna H1Z1 ismi verildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Hem grafik hem de oynanış açısından iddialı bir oyun hazırlanıyordu. Hiçbir oyunda olmayan araçlar, silahlar, yenilenmiş yapay zeka, base kurma mekanikleri, hastalıklar, testler, efektler o dönem için inanılmaz bir oyun planlanmıştı ve oyunculara sunulmuştu. H1Z1 için ilk dönüm noktası 9 Haziran 2014'teki E3 oyun fuarı oldu. Oyunun oynanabilir ilk sürümü burada insanların beğenisine sunuldu. Ancak büyük bir sıkıntı vardı. Daybreak vaat ettiği hiçbir şeyi oyuna henüz eklememişti. Ne yeni
ne arabalar ne de silahlar vardı. Pazar ve buil sisteminden bahsetmiyorum bile. Onlar hiç gelmemişti. Ama biliyor musunuz? Yine de iyiydi. DayZ o dönemde o kadar çok bug ve açık barındırıyordu ki tüm inceleme sitelerinde kırmızı puanlama ile gösteriliyordu. Bu da insanları H1Z1'i denemeye itiyordu. Böylece DayZ ve H1Z1 arasında büyük bir yarış başladı. Ancak oyunun kat etmesi gereken çok yol vardı. Gösterilen şey bir demo fragmandı. Ümit verici bir demo olmasa bile Brandon Green isminin geliştirici ekibin başında olması topluluğa güven veriyordu. Çünkü oyunda sadece hayatta kalma olmayacaktı, bir Battle Royale modu da olacaktı, unutmayın. İnsanlar sabırla oyunun çıkış tarihini beklediler. Aradan geçen 6 ayın ardından tarihler 15 Ocak 2015'i gösterdiğinde beklenen oyun H1Z1 neredeyse tamamız diyerek erken erişim halinde çıkışını yaptı. H1Z1 çıkışını yapar yapmaz ilk hatayla karşılaşıldı. Oyunu satın alan oyuncular hiçbir şekilde oyuna giremiyorlardı. Kullanıcı adı ve şifrelerini girdikten sonra sunucu seçme ekranı dahi gelmiyordu. Ve bu birkaç kişide değil, oyunu satın alıp açan oyuncuların %90'ında oluyordu. Oyuna girmeyi başaran oyuncularsa oyunun içerisinde sessiz sohbetin olmadığını, optimizasyon hatalarını ve kendilerine saldırmayan salak zombilerin olduğunu bildirmişlerdi. Henüz çıkışında böyle sorunlar yaşayan oyun insanların olumsuz yorumlarına maruz kaldı. Ardından bir haftalık sürede yeni bir yama getirildi. Bu yama sorunları çözdü demek isterdim ancak daha kötü oldu. Oyunun tüm sunucuları bir anda kapandı. Sonrasında hemen sorunu düzelttiler. Ancak insanlar oyunu satın aldıktan neredeyse bir hafta sonra düzgün bir şekilde oynayabilmişti. Ama her şeyin ötesinde yine de sorun değildi. Piyasada daha iyi bir alternatif yoktu. DayZ bundan daha beterdi. Ve büyük bir oyuncu kitlesi H1Z1'in bu haline rağmen oyunu beğenip oynamıştı. İlk aydan 2 milyon kopya satmışlardı. Ve bu o dönem için inanılmaz bir sayıydı. Oyunun rahat bir şekilde oynanabildiği süreçte oyuncular vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini fark ettiler. Ve şikayet etmeye başladılar. Silah çeşitliliği azdı. Sadece birkaç tane araba vardı. Ve hiçbir şekilde pay to win olmayacağı söylenen bu oyunda gerçek para vererek airdrop satın alıyordunuz. Ne kadar çok para verirseniz airdropların içinden çıkan itemler o kadar iyi oluyordu. Daybreak'in çalıştığı anti-cheat sistemi o kadar kötü çalışıyordu ki neredeyse ilk günden hileciler türemeye başlamıştı. Lootların yerini gören elemanlar, aimekler, wallhackler, survival tarafı günden güne DayZ'nin kendini geliştirmesi ve hataların ayıklanmasıyla daha az tercih edilir hale gelmeye başlamıştı. DayZ tarihte ilk defa yarışta H1Z1'in önüne geçiyordu. Ama bunun yanında piyasanın lordu Brandon'ın dokunuşlarının eseri bir yapım daha vardı. H1Z1'in Battle Royale modu dönemin en iyisiydi. Sayılar survival kısmının aksine her geçen gün zirveyi görüyordu. Yüzbinlerce online oyuncu H1Z1'in ismini bu mod sayesinde duymuştu. Ninja, Dr. Disrespect, Summit 1G, Shroud, Jahrein, Witchen, Zeon ve daha aklınıza gelen tüm bilinen yayıncılar bu oyunu oynuyordu. 2015 senesinin sonlarına yaklaştığımızda yapımcılar iki farklı bölümün yani Survival ve Battle Royale kısımlarının zıt şekilde ilerlediğini gördüler. Ve 2016 senesinde H1Z1'i ikiye bölmeye karar verdiler. H1Z1 Just Survive ve Z1 Battle Royale isimleriyle iki farklı yapım ortaya çıkmıştı. Hayatta kalma tarafını toparlayabilmek için alabilecekleri en yanlış kararı aldılar. Yapacakları bu değişiklik, ellerindeki mevcut oyunu yokuşa sürükleyecek ve bir daha toparlanmayacak bir hale getirecekti. Ekip oyunun dizaynını baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Sonra bir daha yaptılar, bir daha yaptılar, bir daha yaptılar, bir kere değil defalarca yaptılar. Oyunun optimizasyonu zaten kötüydü, böylece dayanılmaz bir hale geldi. Bir de bunun üstüne oyundaki H1Z1 ismini de çıkarmaya karar verdiler. Şirket yeniden bölündü. Sonrasında hatalar, hileler, düzelmeyen sunucular, şirketin CEO'su zorla istifa ettirildi, şirkette dramalar koptu. Karmaşık değil mi? Gerçekten de öyleydi. Oyunun yapımcı ekibi o kadar büyük bir kaos yarattı ki oyuncular bile ne olduğunu anlamıyorlardı. Mesela o dönemde Survive kısmında base'lerin içine girilen bir bug bulunmuştu. Arabayla yanaşıyordunuz ve hop içeridesiniz. Bu bug'ı kapatmaları bile 3 ay sürmüştü. Saçma tarafı bu bug kapatıldıktan sonra gelen yamayla yeni bug'lar ortaya çıkmıştı. Şirket işini hiçbir zaman düzgün yapamıyordu. Böylece Survive tarafında yavaş yavaş oyuncu kaybettiler. Sunucu sayıları azaldı, güncellemeler gelmez oldu ve en sonunda ümidi kestiler. Ellerinde kalan tek şey Brandon'ın moduydu. Brandon Green'i halinden hiç de memnun değildi. Şirket içindeki bürokrasi yüzünden rahat hareket edemiyor ve hayali olan Battle Royale kısmında istediği geliştirmeleri yapamıyordu. Ve işte bu çalkantılar son noktayı koydu. Dönemin kralı Brandon açık bir şekilde yeni bir iş arayışında olduğunu duyurdu. Ve hepinizin bildiği o hikaye başladı. PUBG'nin yükselmesiyle H1Z1'in e-spor bölümü tamamen yamuldu. Televizyon kanallarına dahi reklam veren H1Z1 inanılmaz bir çöküş yaşadı. Ama henüz son kurşun sıkılmadı. H1Z1 yaralı olsa da hala ölmemişti.